arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle miniklerimiz için güzel bir yelek çalışması yaptık yeleğimiz gördüğünüz gibi son derece sade düz bir yelek çalışması ben benekli ipimle çalıştım dilerseniz düz iplerle de çok çok güzel olabilecek bir çalışma sadece önlerimizde pilelerimiz var arkamızda da yine aynı şekilde iki tane pilemiz mevcut birebir arkasının önünün tam arkasına denk gelecek yerlerde. Evet yeleğimizi örmeye yaka kısmından kol kısımlarının üzerinden artışlarımızı yaparak istediğimiz roba ölçüsü gelene kadar örmeye devam ettik. Ve buradaki görmüş olduğumuz İlk sırada gövdemize geçtiğimiz ilk sırada modelimizin pirelerini yerleştirdik. Hem yeni doğan bebeklere hem daha küçük olan bebeklerimize giydirip çıkartması son derece rahat. Geniş güzel bir yelek çalışması oldu. Dilediğiniz yaş grubuna göre de örerek ayarlayabilirsiniz. Yeleğimizin uzunluğu en tepe noktasından en alt kısma 27 santim. Kol altından şu şekilde bakalım. Kol altından ise 23 santim ve burası tam kol altı aşağı kısmı tabii ki birazcık daha geniş 4 yerden pilesi olduğu için. Evet hemen yeleğimizi kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım kolay gelsin. Minik bebeklerimiz için küçük bir yelek çalışması yapmak istiyorum. Böyle benekli ipimizden kar topunun ipi 2,5 buçuk numarada tığ kullanmak istiyorum dilediğiniz iplerle örebilirsiniz İlla benekli ya da ebruli olması şart değil düz renklerle de evinizde olan iplerimizle de çalışabilirsiniz bir adet yeterli Evet e, önlerimize 8 8 olarak başlıyoruz buradaki üstteki ölçüyü örmek istiyorum çünkü küçük bir yelek istiyorum kollarımızı 12 ve 12 trabzan olarak alacağız arkamızı ise 16 0 1 yaş için yani daha büyük ölçü isteyen arkadaşlarımız için ise 16 16 önlerimizi başlasınlar kollarımız yine 16 trabzandan oluşsun her ikisi de 16 16 Arkamızı ise 32 trabzan olarak başlayabilirler. Evet şimdi zincirimizi çekelim. Hem de ayraçlarımızı takarak örgümüze başlayalım. Zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Öncesinde tığımıza bir tane zincir şeklinde düğümümüzü atıyoruz. Ve saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 8 tane zincirimi gayet rahat bir şekilde çektim sıkıştırmadan tam 8 inciye ayrıcımı takıyorum ve burası önümüzün bir tanesi bakınız küçük bir yelek olacak inşallah Evet şimdi kolumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi de kolum için hazırladım model uygulamayacağız benekli olduğu için ipimiz hemen 16 tane zincirime başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın çok rahat çekiyorum 11 12 13 14 15 ve 16 16 zincirimi çektim yine ayracımı takıyorum burası arkamızda. Şimdi tekrar kolum için 12 tane zincirime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine ayıracımı takıyorum. Burası da diğer kolumuz. Son olarak önümüzü çalışalım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 8 tane de önümüzü çalıştıktan sonra şu şekilde hemen bırakıyorum olduğu gibi ve ölçümü alıyorum. Ölçümüze bakalım. Ölçümüzü birbirimizle kıyaslayalım. Bakınız 21 santim zincirimin uzunluğu. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1 ve iki tane zincir geri çekiliyorum. 1 ve 2. 2 tane zincir ilave ettim. İkinci geri çekildiğim bakınız ikinci geri çekildiğim zincirin içerisine gelerek batıyorum ve ilk trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Ve sonrasında zincirlerimi birer birer örerek 8 tane trabzanımızı ilk önümüz için başlatıyoruz saymamıza gerek yok. Zaten ayraçlarımızı zincirimizi çekerken taktığımız için eğer dalmadıysak hiçbir şekilde problem olmuyor. Tabi daldıysak olabilir. Birkaç tane zincir eksik fazla o da telafi edilir. Hemen sayalım. 2, 4, 6 ve 8. Tam 8. trabzanın üzerinden 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve maviden diğer maviye kadar olan bölümü kolum için 12 tane trabzan örmeye başlıyorum. İlk zincir yuvama giriyorum. 1, 2, hiç saymamıza gerek yok aslında. 3, 4, 5, 6, 7. 7 şuradan 7'yi örüyorum 8 9 10 11 ve 12 12. trabzanımı ördükten sonra hemen 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum maviden yeşile kadar olan bölümümüzü arkamız için 16 trabzan olarak örmeye başlıyorum ayracımı çıkardığım yerden başlıyorum aynı yere asla batmıyoruz bakınız ilk sıramızda hemen bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum ve başlatıyorum yeşile kadar 16 tane trabzanımı örelim 16. trabzanımın üzerine yine 2 tane zincirimi çekiyorum yeşil ayracımı çıkarıyorum yeşilimden beyaza kadar kolum için olan 12 tane trabzanımı zincirlerimin üzerine örmeye başlıyorum evet, beyaz ayracımın olduğu yere geldim ve ayracımı çıkarıyorum son 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum önce 2 tane zincirimi çekiyorum ve hemen bakınız aynı yere batmadan bir sonraki zincirin içerisine girerek birer birer her bir zincirimizin içerisine trabzanlarımızı örelim. 3 4 5 6 7 ve 8 Bakın gayet rahat bir şekilde hiç sayılarımızı takılmadan ve şaşırmadan güzelce tamamladık şöyle yeleğimizin bölümlerini görelim zincir çektiğim yerlerden yön vermek istiyorum küçük bir yelek yeni doğan yeleği olacak Evet 8 8 önlerimizi çalıştık 12 ve 12 kollarımız 16 trabzan ise arkamızı çalıştık şimdi örmeye başlayalım düz bir yelek olacak 1 2 3 3 tane zincirimizi bitirdiğimiz yönde çekelim Arkasını çevirdiğimizde hemen rahat bir şekilde ikinci trabzan üzerine batalım. Bakın asılıyorum şu şekilde. Birincisi 3 zincir çekmiş olduğumuz yerin trabzanını karşıladı. Şimdi ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve 8 tane trabzanımın hepsini birer birer örüyorum. birer birer ördüm bakınız her bir trabzanımızın üzerine bir defa girerek 2 4 6 8 tane trabzanımız ördük şimdi iki tane zincirimizin olduğu bölüme geldik ve iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımızı bu bölüme örüyoruz hem önümüz için artışımızı hem kolumuz için olan artışımızı yapıyoruz Ortadaki zincirden önceki hemen yanında yaptığımız artışlar önümüz için. Zincirden sonrakiler ise kolumuz için. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1. Ve tekrar araya giriyorum. 2. 2 tane trabzanım ördüm. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan örüyorum. 1 ve 2. İki trabzanım ördükten sonra kolumuz için olan trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Birer birer her trabzanımızın üzerine bakınız şu üstündeki minik gözümüz var. Şöyle açtığımız zaman o gözlerin içerisine girelim ve örelim. Bir defa başını dolayalım. Tığımız ipimizle uyumluysa çok rahat edersiniz. Eğer ipleriniz ince ise ince uçlu tığlar kalınsa kalın uçlu tığlarla daha rahat öreceksiniz. Evet, şimdi zincirimin olduğu yere doğru ilerliyorum. En son trabzanımı da ördüm. Şöyle bakalım, iki tane zincirimin olduğu bölüm var. Hemen iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve yine aynı yere giriyorum. İki. İki tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 ve 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak buradaki artış yerlerimizi örüyoruz. Buradan itibaren kolumuzun trabzanlar örüyoruz ve ayrım yerine geldiğimiz yerde tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı örüyoruz ve devam ediyoruz. Önümüze başlayacağımız yerde bakınız iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüyoruz ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Tığımızı alalım örgümüzle birlikte bitirdiğimiz yönde 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Bakınız hep aynı. Çeviriyorum. Buradaki trabzanlarımız zincirime kadar örüyorum. Farklı hiçbir işlem yapmıyorum. Tepesine batıyorum. İki defa da çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Artış yerimize kadar aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. en son trabzanımı örüyorum. Şimdi zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin olduğu yere yine aynı şekilde iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Bir, iki. Tekrar iki zincir. İki tane de trabzanımız var. Ve aradan dümdüz buraları da örüyoruz. Trabzanlarımızın hepsini Yine zincirimin olduğu yere geliyorum. 2 tane trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle devam ediyorum. Ve bundan sonra biraz büyütene kadar aynı şekilde her bölümde iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Araları örelim ve tekrar zincirimizin içerisine geldiğimiz zaman trabzanlarımızı ikişer olarak örelim ve biraz büyütelim. Yeniimin roba kısmını örerek büyüttüm. Her seferinde ikişer trabzan artarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıramızı ördük. 8 sıramız sonucunda santim olarak ölçümüze bakalım. 8,5 santim. Ölçümüzün uzunluğu. Şimdi gördüğünüz gibi ayraçlarımı taktım. 2 tane ön tarafımda. 2 de arkada. Burada ayraçlarımızın olduğu yerde minik pileler yapmak istiyorum. Zaten... E, İpimiz benekli bir ip olduğu için model uygulaması yapamıyoruz. Yeleğimize güzel bir hareket katması için pile çalışması çok güzel olacaktır. Bebek, özellikle yeni doğan bebeklerde bu pileli yelekler gerek şişlerde gerek e, bu tığla çok hoş olmakta. Şimdi e, ayarlamamızı şu şekilde yaptım. Bakınız. Ön kısmımızda kenardan başlayarak 11 trabzanımın üzerine geldim ayıracımı taktım birlikte sayalım bakınız 2 4 6 8 10 ve 11. trabzanımın üzerinde ayıraç buradan yine sayıyorum başlangıçtan sayıyorum bakınız 2 4 6 8 10 ve 11. trabzanın üzerine ayıracımı taktım arkamıza bakacak olursak arkamızda ise 12. trabzanlara ayıraçlarımı taktım yine artış yerlerinden itibaren içe doğru sayıyoruz bakın şu şekilde de okta göstermeye çalıştım her iki yönden içe doğru 12. trabzanın tam tepesine takıyorum 2 4 6 8 10 ve 12. trabzanın üzerinde ayrıcımız var ve yine kolumuzun bu kısmından sayıyorum 2 4 6 8 10 12 tam 12. trabzanımın üzerine ayrıcımı taktım şimdi örmeye başlayalım. İlk pembe ayracımızın olduğu yerden örelim. 3 tane zincirimi çekerek trabzanımı hazırladım. Sırası ile ayırıcıma doğru ilerliyorum. Aynı zamanda kol birleştirmemizi yapacağız. En önemli sıramız burası diyebiliriz. baktınız ayracımı taktığım trabzanın hemen yanındayım batıyorum ve örüyorum ayracımı taktığım trabzan kalıyor örmüyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimi çektim tığımın başında doluyorum. ayracımın hemen sol tarafındaki trabzanımın üzerine batıyorum Bakınız ayracı taktığımız yere herhangi bir trabzanımızı örmedik. Burası duruyor. Sağındakini ve solundakini ördük. 7 zincirle diğer tarafa geçtik. Şimdi birer birer ilerleyelim. Kolumuzu birer birer trabzanlarımızı örerek 2 tane zincirimizin olduğu yere kadar geldim. Tığımın başında oluyorum. Zincirimin olduğu yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve kolumuzu buradan devam ede gelen kolumuzu bükerek Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve hemen iki tane zincir çekerek devam ettiğimiz artışlarımızın olduğu son zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Sadece bir ve diğer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Şimdi yeleğimizin arkasını örmekteyiz. Mavi ayracımın olduğu yere doğru birer birer ilerliyorum. Evet bakınız ayracımı taktığım yerin kenarında bir tane trabzanımı örüyorum. Ayracımızı örmeden 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ayracımın solundaki trabzanıma başını doluyorum batıyorum. Buraya girmiyorum hemen yanına ve aradaki düz trabzanlarımızı örerek diğer ayracımıza doğru dümdüz ilerliyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bakınız ayraçlarımızın olduğu yeri örmüyoruz. Önümüzde de örmedik. 7 tane zincirimizi çektik. Aradaki trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Şimdi ayracımıza gelince tekrar birlikte olalım. Şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer sayımız bu şekilde değil daha fazla ise daha büyük yaştaki çocuklarımıza örüyorsak yine tam ortalı şekilde sayalım ortaya ayıracımızı koyalım her iki yöne de eşit miktarda sağında ve solunda aynı trabzanımızı bırakalım tam ortaya takalım ayıracımız istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama en güzeli tam ortalayarak çalışmak yani 11 trabzan buradaysa 11 trabzan burada ortada bir tane trabzanımızı ayarlayalım Evet şimdi hatırlatma yaptıktan sonra mavi ayıracıma kadar dümdüz örüyorum. İşaretimin olduğu yere kadar arayı dümdüz örerek geldim. Tam işaretimin olduğu trabzandayım. Bir öncesini ördüm. Şimdi 7 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın başını doluyorum. Burayı örmüyorum. Hemen yanındaki bakınız tığımızın başını doluyoruz. Burayı atlıyoruz. Yanındaki trabzanımızı örüyoruz. Ve kol altına doğru birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Kolumun olduğu bölümü kapatıyorum. Şu şekilde. Bir tane tığımın başını doluyorum ve araya girerek trabzanımı örüyorum. Ve birer birer trabzanlarımın üzerine örüyorum ayıracımın yanına gelene kadar. İşaretimin hemen yanına geldim ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 işaretimi atlıyorum. Tığımın başını doladıktan sonra buraya değil hemen yanındaki trabzanımın üzerine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ve önümüzün son trabzanına varana kadar hepsini örüyoruz. Yeliğimizi örerek tamamladım. Bakınız baş noktaya kadar geldim. Burada 7 zincirimizin olduğu bölümlerimiz var. 2 tane sağda ve solda. Bakınız arkamızda sağ ve sol. Evet şimdi trabzanlarımızı birer birer örmeye başlayalım. Bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çektim ve hazır olarak bu yöne geçtim ve trabzanlarımı zincirime kadar örerek ilerliyorum hiç farklı işlem yapmıyoruz sadece trabzanlarımızı örüyoruz zincirimin olduğu yere geldim bir trabzanımı da örüyorum bakınız hemen zincirimin dibindekini mutlaka örüyorum 7 tane zincir çekmiştik. Başlıyoruz. 7 zincirimizin hepsini örüyoruz. 1. Bir, bakın birinci trabzanım. 2 3 4 5 6 6'yı çekelim ve 7. 7 trabzanımı ördüm. Hemen zincire başlatmış olduğum trabzanımın tepesine de batıyorum. Ve bu şekilde ilk pilemizi ördük. Devam ediyoruz. Aradaki trabzanlarımızı dümdüz örelim. Diğer arkadaki zincire kadar ilerleyelim. Devam ediyorum. Tam kolumuzun altına geldik. Bakınız yanındaki trabzanı ördüm. Kol altıma bir ve 2 aynı yere ikinci kez batıyorum diğer kolumuzda da aynı iki defa örelim ve zincirime kadar araları düz bir şekilde örüyorum zincirimizin olduğu bölüme geldik tabi bu kez arkamızdayız bakınız arkamızın ilk zincirli bölümü diğer ikincisi de hemen aradaki trabzanlarımızı ördükten sonra başlamakta İlk zincirimizin çıktığı trabzanımızı örüyorum. Çekmiş olduğum 7 tane zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. Zincirimin yönünü çeviriyorum rahat görebilmek için. 1 Aynı yere batmayalım. Bakınız şöyle yeniden almak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimizin üzerine trabzanlarımızı ördük hemen ilk trabzanımıza batıyorum ve bu şekilde diğer zincirlerimin üzerine de bu iki bölümde yapmış olduğumuz gibi 7 tane trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz Evet sıramızın başına kadar geldim. 3 zincirimi çekip bıraktım. Buradan sonrasında bütün trabzanlarımızı istediğimiz ölçü gelene kadar birebir örerek devam ediyoruz. Herhangi bir model uygulamamız ya da farklı bir işlemimiz yok. Sadece e, trabzanlarımızı örelim ve istediğimiz ölçünün gelmesini bekleyelim. Evet sıramızı devam edelim. Yeleğimizi örmeye devam ediyoruz. Bakınız biraz büyüttüm. Öndeki pilemin bir tanesini diktim. Diğer pilemizi sizlerle birlikte dikmek için bıraktım. Kolumun bir tanesini örerek tamamladım. Kenarlarımızın tamamını buradaki görmüş olduğumuz içinde de bulunan yeşilimizden örmek istiyorum. Yine morumuzu içimizde bulunan rengimiz ve pembemizi de ilave ettim bir hareket katsın diye. Şimdi kolumuzu aynı şekilde örelim. Bakınız 1 2 3 sıra kolumuzu ördüm bittikten sonra şimdi 3 sıra kolumuzu örelim ipimi kopardım ve örmeye başlıyorum kol altından alıyorum bakınız tam kol altında iki tane trabzan yan yana çekmiştik 1 2 3 yandan olan trabzanın içerisine giriyorum yukarıya doğru devam etmek için bir hemen aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum iki bir sonraki artış olan yere geliyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Sonrasında birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Yönümüz düzeliyor bakınız. Hepsini birer birer örerek ilerleyelim. Bu birinci sıramız. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece bu şekilde birer birer trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Başlangıç yerimize kadar geldim. Tam kol altımın olduğu yerdeyim. Zincir çekerek başladığım yere gelerek batıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra ikinci sırasını örmeye başlıyorum. Aynı şekilde üçüncü sıramızı da başlayarak örelim. Üç sıra kolumuzu örüp tamamladıktan sonra diğer kolumuzda yapmış olduğumuz gibi yeşil ipimizle kenar çalışması yapalım. Kenar çalışmamızı üç sıra halinde yapıyoruz. Birinci sıramızı ikili trabzan olarak başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekerek düğüm attım. Tam kol altımdan örmeye başlıyorum. Bir geri gidiyorum bakınız. Zincirimi çekiyorum 3 tane. Ve bütün trabzanlarımın birer birer üzerlerine yine bir defa başını dolayıp ikili trabzan şeklinde bakınız alıyorum. 1 ve 2. Trabzanıma batıyorum. 1 ve 2. İplerimizi eğer götürebilirseniz bu şekilde altta gizleyebilirsiniz. Yoksa daha sonra içine çekip gizleyelim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepesine batıp 1 ve 2. 1 ve 2. Bütün trabzanlarımızı aynı şekilde sona kadar devam ettiriyoruz. Zincirimizle başladığımız yere kadar bütün sıramızı yuvarlak bir şekilde örerek tamamladım. Şimdi birleştirmemizi yapıyoruz ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Zincirimizin üçüncüsünün üzerine yani 1, 2, 3 batıyorum. İpimi şu şekilde çekiyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımın üzerlerine birer defa tığımın başını doluyorum ve çekiyorum. Şu şekilde başını doluyorum, bakınız. Trabzanın üzerine batıyorum, çekiyorum. Tek seferde örüyorum. Bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım ve başlangıç noktamızda görüşelim. Sıramızın yine başına geldim. İki tane zincir çekmiş olduğumuz yerin üst kısmına batıyoruz. Sadece ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen ilk trabzanımızın üzerine batarak bir tane sık iğne. Bütün trabzanlarımızın üzerine birer sık iğnemizi yapalım ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Kolumuz bitmiş olsun. 3 sırada tamamladık. İkili trabzan tek defada aldık ve sık iğnemiz. Başlangıç yerimize geldim ve bir zincir çektiğim yere sadece tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekip güçlendirdikten sonra ipimizi kesiyoruz ve içe çekiyoruz. Bu şekilde kolumuzu tamamladık. Bakınız ipimizi içeriye alacağız. Şimdi yakamızdan başlayarak bütün çevremizi dolaşalım. Tığıma bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. İlk trabzanın olduğu yere giriyorum. Bakınız her iki trabzanımın tam arasına giriyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Buradaki her iki ipimi de elimle tutuyorum. Trabzanlarımın arkasına tut, bırakıyorum. Bakınız şu şekilde. Tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımın arasına giriyorum. Ve tek seferde örüyorum. Sırasıyla bütün trabzanlarımızın arasına bir defa başını dolayarak giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Bakınız ipimizi de arkadan gizliyoruz. Tek seferde çekerek ilerleyelim. Şimdi tam artış yerimizin olduğu bölümümüze geldik. Bakınız oraya bir tane yapıyorum. Yine diğerine de bütün bölümlerimizin hepsini bu şekilde örerek ilerliyoruz. Yakamızdan aşağıya doğru bir defa yine başını dolayarak battım. Ve her bir trabzanıma ikişer defa girdim. Bakınız. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzana bir aynı şekilde başını doluyorum. 2. Yukarıdan aşağıya kadar her trabzanımız için ikişer defa başını dolayarak battım. En son bölümde tekrar 1 başını doluyorum. 2 ve 3. 3 defa batıyorum. Ve birer birer trabzan aralarımıza giriyoruz. Tıpkı yukarıdaki gibi tığımızın başını doluyoruz. Batıyoruz. Tığımızın başını dolayarak trabzanımızın her birinin arasına girerek Diğer başlangıç noktasına kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sadece yaptığımız işlem tığımızın başını dolayı tek seferde çekmek. Aynı renkle de tamamlayabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel bir canlılık gelmekte yeleğimize. Şimdi diğer uç kısma kadar ilerliyorum. Yeleğimizin altına her bir trabzanımızın arasına birer defa dolayarak girdim. Şimdi en son trabzanımın olduğu yerdeyim. Bir köşemiz dönüş olduğu için 3 defa örelim. 1-2-3 Ve diğer trabzanı 2 tane örelim. Sıradakini 2 olarak yukarıya kadar çıkalım. Buradan sonrasını ikişer ikişer başını dolayarak alalım sadece dönüşümüzü yuvarlak bir geçiş güzel olsun diye 3 tane alıyoruz. Diğerlerini ikişer ikişer tamamlayalım. Uç noktaya kadar ikişer ikişer örerek geldim. En son başlangıç yerimizdeyiz. Tığımızın başını ilk baştaki bakınız yakanın başlangıcı olan yere batıralım. Sadece ilmeğimizi alalım. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çevirelim. Ve birer birer bütün almış olduğumuz trabzanların üzerine ikili trabzanımızı örelim. Her birisinin üzerine 1 bir ve 2. Devam ediyoruz. Bakınız her bir trabzanımın üzerine ikişer ikişer çekerek örüyorum. 1-2 bir, 1-2 iki. Bir, iki. Uç noktaya kadar ilerleyelim. 3 noktaya kadar ikişer ikişer örerek geldim. En son başlangıç yerimizdeyiz. Tığımızın başını ilk baştaki bakınız yakanın başlangıcı olan yere batıralım. Yeleğimizin sağ yönündeyiz ve burada ilik çalışması yapmamız gerekmekte. Kaç tane düğme dikmek istiyorsak ona göre ayarlamamızı roba kısmında yapalım ve iliklerimizi rahatlıkla çalışalım. Dilerseniz aşağı kadar da ilik çalışması yapabilirsiniz ama bu tip pileli örgülerde sadece roba kısmı daha hoş durmakta. Ben 3 tane ilik çalışması yapmak istiyorum. Birinci iliğimi hemen ilk Kısımda çalışmak istiyorum. Daha sonrasında iki tane atlayıp üçüncü sırada tekrar iki tane atlayıp tekrar e, iliğimi kurmak istiyorum. Şimdi çalışmamızı yapalım. Üç tane zincirimizi çekmiştik. Hemen yanına bir tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Bir, ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane iliğimi bu şekilde çalışmış oluyorum ve devam ediyorum diğer trabzanlarımı bir Bakın aynen örüyorum işaretimi bıraktığım yere kadar işaretlerimizi önceden ayarlarsak çok daha rahat ederiz Evet şimdi bir tane daha örelim Ondan sonrasında çalışalım iliğimizi 1 ve 2 ayıracımı çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bakınız bir atladım. İkinciye gelerek batıyorum. İkinciliğimi iliğimi çalıştım. Ve devam ediyorum. Tırabzanlarımı birer birer Şu kısımda yeniden üçüncü iliğimizi de çalışacağız. Evet 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 iki atlıyorum. Ve artık aşağıya doğru dümdüz örüyoruz. Herhangi bir şekilde farklı işlem yapmıyoruz. Kenarlarımızı 3 trabzan olarak burada yine örüyoruz. Diğer başlangıç noktasında görüşüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Şöyle bakalım iliklerimize. Bakınız 1 2 ve 3 tane iliğimizi gayet güzel bir şekilde çalıştık. Şu noktaya kadar trabzanlarımızı yapıp geldik. Şimdi en son sıramızı yapıyoruz. Bu sıramızda diğer yönümüzde bitiş yönünde bir tane zincirimi çekiyorum. Ve her trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaparak kenar lastiklerimizi kapatıyoruz. Bu taraftan başladık. Başlangıcımızın tam karşısındaki bölümde sık iğnemizi bitiriyoruz. Şuradaki minik gözün içerisine girelim bakınız. Minik gözün içerisine girdiğimiz zaman sık iğnelerimiz ve yeleğimizin kenara çok daha güzel olacaktır. Şimdi bakalım. Bakınız gayet güzel bir görüntü ortaya çıktı. Evet, diğer yakamızın ucuna kadar örerek gelelim. Sık iğnelerimizi örerek yukarıya doğru geldim. Şimdi tam ilik çalışmamın olduğu yerdeyim. İki tane zincir çekmiştim. İki zincir çekmiş olduğum yere bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve direkt diğer trabzanımın üzerine geçiyorum. Kesinlikle kaç tane zincir çektiysek bir tane eksiği batalım. Eğer daha büyük ilik çalışması yaptıysanız birebir aynı şekilde sık iğne yapmayalım. Açılma yapıyor. Kocaman çirkin bir görüntü oluyor o zaman. Yukarıya doğru trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğnemi örüyorum. Son olarak bir tane daha çalıştıktan sonra bir ve en son batıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bakınız pilelerimizin İki tane önde, iki tane de arkadaydı. Pirelerimizin hepsini diktim. Bir tanesini ise sizlerle birlikte dikmek için bırakmıştım. Şimdi yeteri kadar ipimizi takalım. iğnemize ve hemen dikmeye başlayalım. Şöyle arkasını çevirelim. Öncesinde buradaki iki trabzanımızı birbirine birleştirip arayı kapatalım. Çok kocaman kocaman dikmenize gerek yok birkaç tane minik dikişle kapatabiliriz zaten bir tane trabzan açığımız var yukarıyı dikerek geldim aşağıdaki ördüğüm kısmı yukarıdan incecik dikiyorum İki. bakın hemen 3 tane dikişle diktim burayı da kapadıktan sonra tam ortadan şu şekilde açıyorum tepesine batıyorum bakınız ve diğer tarafa bir dikiş tutturuyorum ve pilemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Çevirdiğim zaman bakınız, gayet güzel minik bir pilemiz var. a pile. Şimdi ipimizi düğümümüzü attıktan sonra ipimizi buradan keselim. Şöyle görelim. Bakınız gayet güzel minik bir pilemiz oldu. Evet düğmelerimizi diktikten sonra yeleğimizin bütün aşamalarını tamamlamış olduk. Pilelerimizin en son bir tanesini sizlerle birlikte çalıştık ve yeleğimiz bu şekilde tamamlandı. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.